Merhaba arkadaşlar, Bülent Talay ile Balık Avı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgülü ipler konusunu konuşacağız. Örgülü ipler her ne kadar son zamanlarda popülerliğini arttırsa da aslına bakarsanız eski zamanlarda doğal pamuk ve ketenden yapılmış olan doğal ipler kullanılmaktaydı. Daha sonra teknolojinin de gelişmesiyle birlikte naylondan yapılan monofilament gibi misinalara geçiş yapıldı. Balık avcılığında ip kullanımı uzun süre göz ardı edilse de 1980'li yıllarda Japonya'da, daha sonra 1990'lı yıllarda da teknolojilerin gelişmesiyle Spectra, Dyneema ve Dacron gibi sentetik elyaflardan üretilmiş olan iplerin piyasaya çıkmasıyla olta makinalarında ip kullanımı daha da yaygınlaştı. Rakibi olan monofilamente karşı daha uzun atış erimi, daha mukavemetli olması bu örgü ipleri bir adım öne taşıdı. Rakibi olan monofilament naylon misinalara karşı aynı kalınlıkta daha fazla mukavemet sağlaması, atış eriminin daha fazla olması gibi özellikleri onu bir adım öne taşıdı. Naylon ve polyesterden çok daha hafif, çelikten kat kat daha güçlü olan bu sentetik elyaflar, her ne kadar teoride iyi görünseler de deniz dibindeki kayalıklara, taşlara ve diğer yapılara sürttüğü zaman çabuk koptuğundan dolayı günümüzde hala bazı balıkçılar tarafından rağbet görmemektedir. Bu örgü ipler çok ince sentetik elyaftan 4, 8, 9, 12 gibi katlarla ve daha sonra üzerine kaplama geçirilerek üretilirler. Örgülü iplerin aynı mukavemetteki rakipleri olan monofilament, naylon misinalara karşı 1 bölü 3 hatta 1 bölü 4 oranında daha ince olabilmeleri, derin su avcılarının, atçek spin avcılarının kullandıkları makaralara daha fazla ip sarabilmelerine olanak verdiğinden çok tercih edilmelerine sebep oldu. Örgülü ipler, yüksek çeker değerleri, uzun atış erimleri, hemen hemen hiç esnememeleri, güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmaları, tuza karşı dayanıklı olmaları, büyük balıklarla çok daha rahat mücadele edebilmemizi sağlamaları bakımından tercih edilen ürünler haline geldiler. Peki örgülü iplerin dezavantajları yok mu? Elbette var. Örneğin örgülü ipler her düğüme uygun değildir. Bazılarında tutmazlar, kayarlar. Su altında görünürler. Sürtünmelere karşı dayanıklı değiller. Esnek olmamaları her balık avında işe yarayacakları anlamına gelmez. Ve naylon misinalar gibi rahat kesilmedikleri için illaki bir makas ihtiyacı doğururlar. Avantaj olarak saydığımız yüksek çeker değeri elbette rakibi olan monofilament misinalarla karşılaştırıldıkları zaman ortaya çıkar. Daha uzun atış imkanı İplere uygun makaralar için geçerlidir. Düşük hafıza avantajı ise makinalarımıza sardığımız zaman gam yapmamaları, çabuk dolaşıp kuş gözü yapmamalarından gelir. Hassaslıktan kastım hemen hemen hiç esnemediği için av sırasında tasmalama yaparken bize avantaj sağlamasıdır. Güneş ışığından ve tuzdan naylon misinalar kadar etkilenmemesi bize maddi açıdan avantaj sağlar. Elbette yüksek çeker değeri de büyük balıklarla mücadelemizde büyük bir avantajdır. Örgülü iplerin dezavantajı olarak saydığım her düğümü tutmaması, balıkçıların iplere özel düğümleri öğrenmesi mecburiyetini getirir. Su altında görünürlülük dezavantajını monofilament veya lider olarak fluorokarbon
misinalar kullanarak bertaraf edebiliriz. Aynı şekilde sürtünmeye karşı olan düşük mukavemetini de yine lider bağlayarak çözebiliriz. Esnememe özelliği bazı durumlarda karşımıza dezavantaj olarak çıkar. Bunu da makinamızın hassas kalama ayarıyla çözeriz. Örgülü iplerin bu minimum esnekliği büyük balıklar oltamıza vurduğu zaman kalama ayarının mutlaka hassas yapılması zorunluluğunu doğurur. Arkadaşlar, örgülü iplerin bir kısmı su üstünde yüzmeye göre, bir kısmı da batmaya göre dizayn edilirler. O yüzden su üstü avcılık yapacaksak, örneğin VTD yapacaksak, alacağımız, kullanacağımız iplerin su üstü yüzer özellikli iplerden, derin su avcılığı yapacaksak, jig yapacaksak, short jig yapacaksak, batar özellikli olan iplerden seçmemiz gerekir. Arkadaşlar, eğer bu videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarak tümü olarak işaretlemeyi, videonun altına beğeni bırakmayı ve eğer arzu ederseniz yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videoları akıllı telefonundan seyreden arkadaşlar, eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olmayı, bildirim zilini tümü olarak açmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer arzu ediyorsanız aşağı tarafa yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar, örgü misinalarda, örgü iplerde bazı değerler yabancı birimler olarak verilmektedir. Bu nedenle bizim bu değerlerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Örneğin LB kısaltılması libre veya pound'un kısaltılmasıdır. Ki bu da bizim ağırlık değeri olan kilogramın karşılığıdır. Y de yard, yani bizim metre olan uzunluk biriminin karşılığı olarak yazar. Bazı kısaltmalar da teknik terimlerin kısaltılmasıdır. Örneğin standard braid, yani tipik örgülü iplerin kısaltılması SB olarak yazılır. PE, bu örgülü iplerin üretildiği madde olan polietilenin kısaltılmasıdır. Özellikle spin avcılığı için önerilen, ısıl işlem gördüğü için daha sert ve daha sağlam olan misinalar fused braid, yani FB kısaltmasıyla belirtilir. Lider misina ile birleştirilmek için özel olarak dizayn edilmiş, özel olarak boşluk bırakılmış çekirdeğe sahip olan HCB kısaltılmasıyla bildirilen hollow core braid'ler mevcuttur. Dyneema, Spectra, Dacron gibi isimler bu örgülü ipleri üretirken kullanılan elyafların kendi özel teknik ve taktikleriyle patent almış, işte Hollandalı veya Amerikalı şirketler tarafından verilmiş özel isimlerdir. Örneğin Dyneema bir Hollanda şirketinin, Spectra da bir Amerikan şirketinin patentli ürünüdür. Her bir örgü polietileninin kesişme noktasına peak denir. Yine önemli bir kısaltma olan PPI, yani peaks per inch ise her inç başına düşen kesişme noktasını bildirir ki bu değer ne kadar yüksekse ipimiz de o kadar pürüzsüz olur. Örgü iplerin her bir katına carrier denir ki bu elimde görmüş olduğunuz ip 9 katlı olduğu için üzerinde 9 carrier bins yazmaktadır. Yani 9 katlı bir misina anlamına gelmektedir. Sonuç olarak özetlersek, eğer ip kullanımına uygun bir makaraya sahipseniz ve bu makaraya daha uzun misina sarmak ihtiyacını duyuyorsanız, yüksek çeker değeriyle, daha hassasiyet sahibi bir iple, güzel tasmalama yaparak
daha büyük balıkları yakalamayı hedefliyorsanız, daha uzağa atış yapan, güneşten ve tuzdan fazla etkilenmediği için daha uzun ömürlü olan bir ürün istiyorsanız, ip misinalar, örgülü ipler sizin için biçilmiş kaftandır. Sürtünmeye karşı daha az dayanıklılık, su altında görünebilme ve zor düğüm tutma gibi dezavantajları bertaraf edebilmek için ip misina ile florakarbonun birleşimine uygun olan örneğin FG düğümü gibi düğümleri öğrenerek bu dezavantajları avantaja çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce örgülü iplerin veya halk arasındaki deyimiyle ip misinaların özelliklerinden, avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız videonun altına yorum yapmayı, beğeni bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler, saygılar.